Merhaba arkadaşlar. 20 Ağustos Cumartesi günü İzmir'de 10 koşulu bir program var. Hepinize keyifli bir hafta sonu ve bol şanslar diliyorum. Birinci koşu saat 16.45'te başlayacak. Birinci altılı yanında ilk ayağında 3 yaşlı Arap tayları 1200 metre kum pistte meydandan çıkmak için koşacaklar. Önceliğim Gökhan Gökçe idaresindeki 2 numaralı Hür Gökçe olacak bir koşu koştu, sıkıştırılmadan koştu ve yine de 1400'ü 140 30 iyi bir dereceyle üçüncülükte kaldı. Bugün için meydanda çıkmaya en yakın Taydır 2 numaralı Hür Gökçe. Yanına iki rakip önereceğim. Tek de atılabilir tabii ki 2 numara. 5 numaralı Yanık Adem, Merçan Çelik'le ve son olarak bir sürpriz safkanda Doğan Kan, 1 numaralı Doğan Kan'dan da sürpriz beklediğimi söylemeliyim. 2 numara bir adım önde olsa da 5 ve 1 de yine şanslı olacak taylar. İkinci koşuya geldiğimizde ise 3 yaşlı İngiliz tayları 2000 metre kum pistte koşacakları handikap 15 koşu. Burada da iki, iki safkan aldım değerlendirmeme. İlki Barış Kurdu idaresindeki 4 numaralı Just Me. Sürekli tabelaların içinde son iki kum yarışında ikincilikle tamamladım bugün için önceliğim olacak. Yanına yine sürpriz yapmasını beklediğim bir safkan söyleyeceğim. Ee, o da 6 numaralı Jazz Condor olacak. Bekir Mert Mırık ile ki son yarışında da önermiştim. Ee, yaklaşık 35 lira Ganyan'la 3. kalmıştı. Starttan iyi bir çıkış yapmıştı çünkü sürekli startta kalıyor. Bugün de iyi bir start çıkışı yapabilirse buranın sürprizini yapabilir. 4 ve 6 e, ikinci koşudaki değerlendirmem. Üçüncü koşuda 3 üç ve yukarı yaşta İngiliz atları 1200 metre çim piste koşacaklar. 10 safkan yarışa kayıtlı. Sürprize misait bir koşu. 5 at yazdım şablonuma. İlki 8 numaralı Markis önceliğim. Sonra 3 numaralı Eyvah Uzun Mehmet. 2 numaralı Şükran Hanım. 9 numaralı The Legend oldukça cazip bir safkan. Özellikle sprintini dış kulvardan yapabilirse daha etkili olacağını fotolayabileceğini düşünüyorum. 9 numaranın son olarak da 7 numaralı Celal, Celal'ım yine burada sürpriz yapmasını beklediğim bir safkan. Sıralamam 8, 3, 2, 9 ve 7 olacak 3. koşuda. 4. koşuda 3 yaşlı Arap taylarının maiden koşusu 1200 metre kum pistte performanslarına baktığımızda burada muhtemelen bir numara ile 9 e, numaralı taylar ön plana çıkacak ki bir numara hayatının ilk koşusunda bu pist ve mesafede 1.23.35 yaparak ikincilikte kalmıştı. Oldukça iyi bir dereceydi ama devamını getiremedi. 9 numaraya baktığımızda ise e, o da bir kere koştu ve oldukça yüksek bir favori olarak koştu. O da yine 1200 metreyi 1.26.04 ile bitirdi. ikincilikte kaldı. Yani bire derecesine göre daha kötü derece olsa da yarışına dikkat ettiğimizde e, rakiplerine göre en fazla koşan e, tay olduğu 9 numara. Hep dışarılarda dolaştı. E, düzlükte de yine en dışarıdaydı. Dolayısıyla daha iyi bir derece çıkartabilir. Ben e, bugün için 9 numaralı e, Kral Tacı'nın yarışı kazanıp Meydan'dan çıkmasını bekliyorum. Kadir Tokaçoğlu ile Banko diyorum 9 numara için. İzmir'de 2. Altılı Ganyan 5. koşuyla saat 19'da başlayacak. 3 yaşlı İngiliz tayları 2000 metre çim pistte koşacakları şartlı 19 koşu. Yani maiden koşu ee, henüz yarış kazanan bir tay yok burada. Yine zor bir koşu sürprize açık bir koşu. Önceliğim 11 numaralı Gohir olacak. Bir kere koştu yine bugünkü aprantisi. Gökhan İrem Bodur'la çok da güzel bir koşu çıkarmıştı. İkincilikte kalmıştı. Geçenlerde yine bir yarışa kayıtlıydı ama koşmadı. 50 gün arası oldu. Bugün için yine iyi bir koşu çıkarmasını bekliyorum. Önceliğim 11 numara olacak. Rakipleri 5 numaralı Elam Nisan, İsmail Kale ile. Henüz maiden olsa da son yarışı kısa vade 7 yarışta. Beşincilikte kaldı. Buradaki rakipleri 7 numaralı Mary Lexi ve 3 numaralı B-Strong'u da geçmişti. İkinci olarak şanslı gördüğüm tay 5 numara. Sonra 12 numaralı Possibility Gökhan Gökçe ile yine şanslı gördüğüm bir tay. Bu 3 tay önceliğimdir. 11, 5 ve 12. Yine de yanına at yaza, yazabilenlere, yazmak isteyenlere Muhammed Mir Bilgin İdaresi'ndeki 6 numaralı mahsum Zade... 4 numaralı Misliya ve 1 numaralı Havin Sarya da yine şanslı olabilecek taylardır arkadaşlar. 11-5-12 bir adım önde olsa da 6-4 ve 1'i de yazmanızı öneririm. 6. koşuda da yine 3 yaşlı İngiliz tayları koşacak 1300, 1300 metre çim piste şartlı 3 koşu. 2 safkan yazdım değerlendirmeme. İlki 4 numaralı Narayam olacak. Erhan Aktu idaresindeki e, grup bir dişi Tay denemeden sonra İstanbul sentetiğinde 1500 metrede koştu. Gerçi o yarışta da e, pek bir varlık gösteremedi. Onuncu oldu ama derece olarak baktığımızda e, 1.31.43 yaptı. E, hiç de kötü bir derece değil. Bu rakiplerinin yanında kazanmaya çok yakın 4 numara e, bir rakip önerceğim. E, o da iki yarış öncesindeki birinciliğini çok beğendiğim. Alican İnci idaresindeki 8 numaralı Morning Star e yine ters bir yarış çıkarıp yarışı kazanabilir. 4 ve 8 burası için yeterli olacağını düşünüyorum. 7. koşuda iki yaşlı İngiliz tayları 1200 metre çim pistte koşacaklar kısa vade 7. 5 tay yarışa kayıtlı. E tam bir taktik yarış olacağını düşünüyorum. 3 tay yazdım ama oldukça zor. Performansları birbirine çok yakın öncelikle bir numaralı Bosfor diyeceğim. Son yarışında daha sert grupta koştu. sonra 4 numaralı Odajini Mehmet Kaya idaresinde. Ve son olarak da Gökhan Gökçe idaresindeki 3 numaralı Humble verir Onun da birinciliği çok güzeldi. Bugün de yine kazanıp sürpriz yapabilir. Buradaki sıralamam 1, 4 ve 3 olacak. 8. koşuya geldiğimizde Berat Gökçe adına düzenlenmiş kupalı bir koşu. Kısa vade 6-7 safkan yarışa kayıtlı. 2 numarayla 3 numara ekürü olarak koşacak. Ee, önceliğim 1 numaralı bu kefalus olacak. 60 kilo da olsa ee, benim favorim 1 numara. Sonra ekürüler 2 numaralı oğlum Utkun ve Utkun'un kızı. Son olarak da e, sürpriz yapabileceğini düşündüğüm 7 numaralık Galvatron diyeceğim. 1-2 ve 7 olacak buradaki sıralamam. 9. koşuda bölünmüş Meydan'ın son ayağı 3 yaşlı Arap Tayları ilk birinciliği için koşacaklar. 2 numara ve 4 numara ilk kez koşacak. Ayaklarının düz basmasını temenni ediyorum hepsi için. Burada tek bir safkan önereceğim. O da Muhammed Mir Bilgin İdaresi'ndeki 7 numaralık Kleppe olacak. Ee, bir kere koştu. Çin pistte dördüncü oldu ki buradaki sekiz numaralı Nur Sedam ile birlikte koştu. O yarışına dikkat edecek olursak özellikle ikisi de e, rakiplerine göre çok fazla koştu. 7 numara e, çok gerilerde kalmıştı. sekiz numara dışarı açıldı. E, yine de Kleppe son metrelere dikkat ettiğimizde düzgün aksiyonlarla bir sprint yapıp dördüncülükte kaldı. Bugün e, Kum pistte e, yarışı kazanmasını bekliyorum. Gelibolu temsilcisi aslında 8 numara çok daha fazla avantaj kaybetti ama yani Doğan gün bilmiyorum şu ana kadar bir tane iyi yavrusu var. Çok fazla kazanmış bir yavrusu var. Daha çok çim pistte tercih ettiğim bir aygır Doğan gün. Aslında Mertcan Çelikle de yazılabilir bilmiyorum. Ben 7 numaralı Kleppen'in yarışı kazanmasını bekliyorum. Tek diyorum 7 numara için. İzmir Şirinyer Hipodromu'nda son koşu 21.30'da başlayacak. 4 yaşlı Arap atları 2000 metre çim pistte koşacakları şartlı 5 koşu 3 numara ile 10 numara ekür olarak yarışa katılıyor. Önceliği Mehmet Kaya idaresindeki 2 numaralı Yavuz Reis olacak. İzmir pistinde ilk kez çıkacak olan 2 numaralı Yavuz Reis yarışı kazanmaya yakın. Rakipleri 7 numaralı Hadi Gel, 1 numaralı Şeker Turbo, 5 numaralı 5 numaralı Alayşa, alaşya ve 6 numaralı Klas'ta 7 numara gibi yine sürpriz yapmasını beklediğim safkanlardan biri. Sıralamam 2, 7, 1, 5 ve 6 olacak son ayaktaki sıralamam arkadaşlar. İzmir'le ilgili değerlendirmelerimi paylaştım. Bahtınız açık olsun. Görüşmek üzere.